Günaydın kızlar. Bugün pazar. Bizim klasik her zamanki pazar kahvaltımız bu şekilde oluyor. Ben kendime tabii normalde böyle bir kahvaltı hazırlamıyorum. Ha, abartılacak bir şey var mı? Tabii ki de benim için var. Çünkü bir saat boyunca şu patatesleri şu gördüğünüz fırında pişiriyorum kızlar. Eşim her pazar bunu yemezse olmaz. Her pazar bizim evimizde kahvaltımızda bu patatesler oluyor. Fırında yapılıyor. Öyle klasik yumurtalar haşlandı. Eşimin peyniri, benim peynirim. Tahin pekmez, sos. Eşimin salçası, baharatlı salça pişiriyorum. Ekmeğini sürüyor yağla birlikte. Çok seviyor. Burada da çayımız demlendi. Eşimin ekmekleri ısınıyor kızlar. Eşim biraz benim keyifçi. Neyse, bakalım bize afiyet olsun. Kızlar biz Çınar Sufu uyuttuk. Eniştenizle bir kahve keyif yapalım dedik balkonda. Hava da çok güzel. Bakın. Şu da limonum. Kızlar şu an saat 2, 2.30 civarı. Çınar Yusuf uyuyor. Kahvemizi falan içtik biz eniştenizle. Şimdi enişteniz işine geçti. O da uyukluyor. Ama tatlı istediler benden. Ben de ne yaptım? Şöyle ceviz ayıkladım kızlar. Böyle poşetin içine balkonda oturduğum yerde ceviz ayıkladım. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Hazır künefe falan vardı ama künefe yapmak istemedim. Bilmiyorum. İnternette gezinirken, YouTube'da gezinirken milföy hamurundan baklava tarifini gördüm ve onu denemeye karar verdim. Bakalım ilk defa deneyeceğim nasıl olacak bilmiyorum. Görüntülerde falan çok güzel duruyordu, lezzetini bilmiyorum ama görünümü çok güzeldi. Nasıl duracak bilmiyorum kızlar, nasıl olacak. Cevizimi ayıkladım, şimdi bunları robottan blenderdan çekeceğim bir güzel. Yani böyle toz haline gelecek. Çok da böyle biraz parçacıklı da kalsın istiyorum. Bir de ne yapacağım? Şerbetimi koyacağım şimdi. Kızlar şimdi milföy hamurlarımı çıkarttım. Biraz donla çözsün diye şöyle oda sıcaklığında da olabilir ama benim gibi aceleniz varsa güneşin altına koyabilirsiniz. Çözülmesi için, yani biraz yumuşaması için. Yani yumuşasın ki şekil verebilirim, yani iki kat dizeceğim için. Şimdi 3 su bardağı, şu su bardağı ile kızlar. Şeker 3 su bardaktan, 3 su bardaktan biraz fazla da su kattım. Hemen şekerimi eritiyorum. Eridikten sonra bırakacağım, kendisini kaynayacak çünkü. Cevizlerim de burada. Onu da şimdi şurada çekeceğim. Robottan. No Frost'ta da ıspanağım vardı kızlar. Temizlenmiş. Doğranmış. Dünden kalma güzel mercimek çorbam var. Akşama da eşim şey istedi, yumurtalı ıspanak istedi. Bayağıdır yemiyorduk. Akşama da mercimek çorbasının yanına yumurtalı ıspanak yaparım. Şimdi işte tatlımı yapacağım. Zaten akşama düğüne gideceğiz. Öyle bakalım şu şerbeti. Alt katını serdim. Benim bu kare borcamı biraz büyük olduğu için, yani normalde şu şekilde tüm koyduğumda buralar açık kalıyor. Açık kalan yerleri de bölüp bölüp koydum. Alt tabakasını serdim. Şimdi hemen cevizleri çekeceğim. Çok ses çıkarıyor. Oğlum uyuyor. Canlarım şu şekilde çektim cevizimi. Siz isterseniz başka fındık, ne bileyim fıstık, ne kullanırsanız evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez yani. Mesela daha fazla ceviz de kullanabilirsiniz. Aslında çok cevizim var kızlar ama vaktim çok olmadığı için anca yani bu kadar şey yapabildim. Kırabildim kendi başıma. Eşim uyumuyorsa da ona kırdırtırdım da o da uyuyor. Şunun içini sıyıracağım şimdi de. Şöyle siz görün diye. Vallahi bilmiyorum işte, videolarda çok güzel görünüyordu. İnşallah güzel olur. Tadı nasıl olur bilmiyorum. Daha önce deneyenler, yapanlar var mı kızlar? Gerçi ben de artık deniyorum da.
Bence bu kadar ceviz de yeterli. Bayağı dolu dolu da oldu. Şunun içine elimle. Kalmasın. Ceviz değerli değil mi? Bu arada benim cevizim maşallah Allah'ıma şükür olsun her sene iki köyden de geliyor bol bol. Bol bol ceviz tüketiyoruz. Ceviz sıkıntısı hiç yaşamıyoruz. Ceviz, badem köyden geliyor. Benim dedemin cevizlikleri var, bademlikleri var. Yakup'un tarafından da geliyor az buçuk. İyi yani. Şerbet şu durumda. Limonum yok. Limon suyum bakayım bir. İnşallah evet var. Kaynamaya başladığı zaman kızlar daha şu anda henüz kaynamıyor. Biraz daha kaynamaya başladığı zaman hemen 1-2 damla limon suyu ya da limon varsa limon sıkarsınız. Yoksa limon suyu sıkın. Limon suyu katacağım kızlar 1-2 damla. Ondan sonra bir tık daha hemen kaynatıp söndüreceğim. Bu arada milföyde sarı olanı kullanıyordum. Hatta ondan kalmıştı şu vallahi ay, ayıp olacak çöpü gösteriyorum. Adını hatırlamıyorum da sarı pakette olanı kullanıyordum. O bitti. Bunu açtım. Bunu da Bim'den almıştım kızlar. Daha önce hiç denememiştim Bim'den alıp bunu. Genelde o milföy tarzı şeyleri ben Migros'tan alıyorum. Şimdi ne yapacağız? Üstlerini artık kapatacağız. Bakalım. Şuradan. Bir saniye kızlar. Tek elimle yapamıyorum canlar. Kızlar arasını cevizi serdim gördüğünüz gibi. Üstünde milföy hamurları kapattım. Şurada çok çirkin bir görüntü var. Çünkü onları baştan kestim ben şuralar için. Oralar için de ince geldiği için ben de oraları tekrardan başka kestim. Bunları da şu boşluğa doldurdum kızlar. Olsun zaten puf puf kabaracak yani bu. Çok da önemli değil. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Keseceğim kızlar. Nasıl boyutta istiyorsam ölçülerine göre keseceğim. Çok küçük kesemeyeceğim herhalde. Çünkü çok parça pırçık oldu hamurlar. Dağılır cevizler. Kesebildiğim kadar güzel keseceğim. Şimdi ne yaptım ben? Tereyağınız varsa tereyağı. Tereyağınız yoksa kızlar benim gibi tereyağı zeytinyağında sana yağ kullanabilirsiniz. Birazcık sıvı yağ ve birazcık tereyağı eritiyorum. Ama bunu sıcak bir şekilde mi dökeceğim? Hamurun üstüne yoksa ılık mı yoksa soğuk mu hiçbir bilgim yok. Şimdi hemen ona internetten bakacağım. Sonra size geri dönerim. Şimdi internetten baktım. Özellikle tereyağını sıcak veya soğuk dökün diye bir ayrıntı söylemiyorlar. Eritip döküyorlar ama ben de yine de kaynar sıcak dökmedim kızlar. Biraz böyle ilk sıcaklığı çıktı. Biraz ılıttım. Öyle döktüm tereyağını da. Önce dilimledim. Bu şekilde dilimleyebildim anca. Ya ilk yapılış arkadaşlar profesyonel değilim. Bir de kabımdan dolayı böyle açık yerlere kalınca kesip kesip yoymak zorunda kaldım. Şimdi 180 derecede ısınmış fırınıma milföyleri diyorum işte milföy gerçi de baklavamı veriyorum. Hadi bakalım inşallah. Allah'ım sen yüzümü kara çıkartma. Kaç dakika pişecek falan demiyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz milföy hamuru daha önce pişirmişsinizdir börek olarak falan da. Bakalım. İnşallah güzel bir şey olur. Cevizlerim inşallah boşa gitmez. Yani milföylere üzülmem de çok fazla. O kırdığım cevizlere, o güzelim cevizlere gerçekten üzülürüm. İyi bir şey olmazsa. Neyse, şu şekilde. Vallahi kızlar şu an fırının başında korku içinde bekliyorum. Yani bir kısmı böyle kabarıyor, bir kısmı daha duruyor. Böyle alt kısma koydum borcamla pişirdiğim zaman ben en alt kısma koyuyorum. Hani tam ortalık koymuyorum tepsiye. Çünkü borcam olduğu zaman kalın olduğu için konuşamadım ya. Alt tarafı daha zor piştiği için tam ortalık koymuyorum. Ama bakacağım göreceğim çok kabarmazsa orta tarafı alacağım. Şu an için şu sağ tarafı baya bir kabarmaya başladı. Sol tarafta bir işlem yok. Allah'ım inşallah güzel olur. Gerçekten üzülürüm olmazsa. Emeklerim boşa gider, cevizlerim boşa gider.
Böyle normalde fırının başında çok beklemem. İlk defa bir şey yaptığım zaman beklerim genelde. Çok merak ediyorum. Ve pıt 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 kabarıp kabarıp geri sönüyor. Kabarıp kabarıp geri sönüyor. Normalde milföy hamurundan börek çok yapıyorum ben ama puf diye bir kabarıyor, bir daha sönmüyor. İnşallah güzel bir şey olur. Neyse bakalım son halini göstereceğim. Kızlar bu nasıl bir şey? Böyle baklava yok. Bu ne ya? 41 kere maşallah. Puf puf oldu. Yani bu bilmiyorum artık baklava mı oldu? Yani aynı videolarda seyrettim de böyleydi kızlar. O insanların yaptıkları da aynı bu şekildeydi. Lezzetini çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer güzel bir şey olursa yani ne bileyim devamlı yapabilirim. Misafirlerime yapabilirim. Güzel olursa. Vallahi şu an artık çıkarabilirim ama bilerek çıkartmıyorum kızlar. Üstleri kızardı ama biraz daha kızarsın istiyorum. Şu kısımlar falan çok fazla kızarmadı sanki. Şu kısım çok kabardı ortası falan. Şu son sıra çok fazla kabarmadı. Niye bilmiyorum. Gerçi kabarmış ya. Daha ne kabaracak Çağla, sen de bir tuhafsın. Biraz daha üstü kızarsın da canlar. Kapatacağım, çıkaracağım. O zaman göstereceğim size. Yapmayanlar hemen bu akşam, bugün bu videoyu izleyince hemen milföy hamurundan baklava yapabilirsiniz. Evinizde ne varsa kızlar, artık fındık, fıstık, efendim söyleyeyim ceviz. Hiçbirisi yoksa ne katarsınız? Ne bileyim, bir şey bulur katarsınız ya herhalde. Ya da olduğu zaman yaparsınız canlarım benim. Bakalım tadına baktıktan sonra da yine söyleyeceğim size nasıl olduğunu. Tabi hemen tadına bakamayacağız bunun. Bu şimdi çıkacak. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini dökeceğim. Bir saat dinlendireceğim. Bir saat dinlendirdikten sonra artık bakarız. Kızlar bir bakın. Çok güzel. Ay sıcakta. İlk sıcaklığın çıkmasını bekliyorum. Balkondayım. Kızlar nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. İnşallah tadı da görünümü kadar güzel olur. Şöyle göstereyim yandan kabarıklığını. Vallahi böyle kuru kuru bile yiyesim var şu an. Çok merak ediyorum tadını. Ay çok güzel görünüyor. Bakalım şerbetini dökeceğim şimdi. Şöyle bir bakayım. İlk sıcaklığı çıktı kızlar üstünden. Biraz daha bekleyeceğim ama ben korkuyorum hamur olur diye. Şerbetim gerçi soğudu iyice ama olsun, yine de biraz daha bekleyeyim. Balkonda zaten serin. Soğuk değil ama rüzgar esiyor. Öyle. Şimdi şerbetini de döktüm kızlar. Vallahi nefis gözüküyor. Bakalım tadına baktıktan sonra. Eşim de gördü, şaşırdı. Enişteniz dedi bu ne? Dedim baklava yaptım, iyi olmuş mu? Baktı, çözemedi neden olduğunu, dedi milföy hamuruna. Hadi bakalım dedi, tadına bakınca göreceğiz. Böyle. Oğlumun sütü yoktu. Bir de eşimin ekmeği yoktu. Bir ekmek aldım. Bir de oğluma süt aldım. A101'den birkaç bir şey de aldım. Onları dolaba kaldırdım. Şu magnetlerden gelmiş A101'e. İnsanın eve gibisi yok. Beşer liraydı magnetler. Yani ben magnet olduğu için veya süslü olduğu için almadım kızlar. Benim açacağım vardı ama böyle buzdolabı üstüne mıknatıslıydı. Kayboldu. Yani mıknatıs falan kırılınca, buzdolabına takamayınca kayboldu gitti. Sırf böyle. Yani açacağım yoktu kızlar. Yaz da geldi artık. Ne bileyim, soda açmaya falan her şey için lazım olur. Bunu böyle buzdolabımın şurasına şak diye koydum ve çok tatlı oldu. Bakın oğluma. Netliyim. Ve şunları aldım. Ben geçen gün de almıştım. Çok memnun kalmıştım kızlar.
bir tane çınar yusufa, bir tane bu rengini aldım. Niye netlemiyor ya? Bir tane bu rengini aldım. Bir tane de şu renginden boxer aldım kızlar. Ben elimden geldikçe boxer giydirmeye dikkat ediyorum. Bunları da yerine koyalım. Şöyle hijyenik bir paket içerisindeydi. Ben 11-12 yaş aldım. Büyük yaş alıyorum bu tür şeyler. Çünkü küçülü veriyorlar. Daha önceki aldıklarımı da göstereyim mi size? Onlar da yıkanmadıysa şuradaydı. Bunu da yine işte almıştım. Bir de bunun yine düz mavisi var. Yani çok memnun kaldım kızlar. Yani normalde bir tane boxer 5 lirayken her yerde A101'de iki tane boxer 5 lira ve inanın kumaşı falan çok güzel. %100 pamuk falan yazıyor. Çok güzel. Bir de bir şey söyleyeceğim. A101'e fırsatınız varsa kesinlikle gidin kızlar. Çok güzel ve çok kullanışlı şeyler gelmiş. Plastik ürünler, tabaklar, blender setleri, robotlar, ne bileyim raflar, duvar rafları, duvar saatleri. Yani mevresim takımları ne ararsanız var kızlar. İmkanınız varsa gidin ve bakın. İhtiyacınız olan bir şeyler olabilir bence. Bayağı bir şeyler gelmiş. Dolu doluydu yani. Öyle bakalım. Ben şimdi ıspanaklı yumurtayı pişireceğim kızlar. Ama çekemeyeceğim size. Çünkü yemek falan yeriz. Sonra biraz otururuz. Sonra anca hazırlanır çıkarız yani. Öyle. Yoruldum. Markete gittim geldim. Birkaç alacak bir şeyler vardı. Saçım salıktı. Eve gelince hemen daha kapıda toparladım. Kıl dökülmesin diye. Göstermeyeceğim dedim ama şöyle bir tane soğan doğradım kızlar. Biraz yağ kattım. Biraz biber salçası kattım. Ispanakları kattım. Kavuruyorum. İyice kavrulacak, pişirecek. Ondan sonra yumurtasını kıracağım. Tuzunu atacağım. Bu kadar yani. Mutfağı falan toparladım. Gördüğünüz gibi her yeri toparladım. Şunları falan yıkadım, kaldıracağım. Tatlını da son halini göstereyim kızlar. Tadına baktım. Nefis. Nefis kızlar. Nefis ötesi. Baklavacılar satar ya, Sütlü Nuriye diye bir baklava vardır. Yumuşacık olur böyle, ev baklavası gibi. Aynı kızlar onun gibi olmuş. Sütlü Nuriye gibi olmuş aynı. Durun göstereyim size son halini. Kızlar buzdolabına koydum. Şuradan hemen zaten bir dilimin için ayrı sufiyede bir dilimin de tadına ben baktım. Daha eşim hiç yemedi, tadına da bakmadı. Biraz sonra yemekten sonra hatta ben bunu buzdolabından çıkarayım. Sanki üstleri kururmuş gibi olmuş çünkü kurumasın. Şeye sarayım ben bunu. Streç filme sarayım. Tamam, streç filme saracağım, evet. Belki buzdolabında şekerlenebilir çünkü. Şu şekilde kızlar işte. Ispanaklı yumurtam da hazır kızlar. Bu şekilde yumurtalarını kırdım. Güzel kavurdum. Bize afiyet olsun. Yemek yiyeceğim. Hemen sofrayı falan mutfağa toparlayacağım. Hemen hazırlanacağım. Zaten akrabamız falan değil. Çok da yakın arkadaşı değil. Hemen bir şeyler giyineceğim yani, öyle sade. Kızlar biz düğüne gideceğiz şimdi. Geçeceğiz. Saçıma fön falan çekecektim ama ne yazık ki çekemedim. Dün duş almıştım. Örmüştüm. Örgünüm böyle. İşte bu şekilde. Şuradan kıyafetimi de size göstereyim. Şöyle kızlar aynanın karşısına geçtim. Şöyle saçlarımı saldım. Yarım şuradan topladım. Üzerimde siyah bir gömlek var. Şöyle bol kesim siyah bir gömlek var. Altımda da siyah bir pantolon var kızlar. O yüzden belli olmuyor. Şöyle. Eskiden böyle aynadan fotoğraf çekerdik. Nasıl çekermiştik ki böyle? Makyajımda kızlar ince bir eyeliner çektim. Rümel sürdüm. Biraz BB krem kullandım yüzüme. Bir de o mat rujumu sürdüm. İşte başka hiçbir şey yapmadım. Kaşlarımı falan da doldurmuyorum ben. Doldurmaya zaten ihtiyaç yok kızlar. Maşallah bayağı gürler. Ama böyle taradım. O kadar düzgün gözüküyorlar çünkü. Öyle canlar. Ay böyle bakım ne güzel ya. Nasıl güzel olmuş muyum?
Yani çok yakın arkadaşı da değil eşimin. Samimi de değiliz. Ben tanımıyorum bile. Anca bu kadar yani. Ne giyeceğim başka? Birazdan çıkacağız kızlar. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bir tanelerim. Sağlıklı kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoma yeni rastladıysanız abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman, kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.